Sümerbank ya da bankası özelleştirildikten sonra aldığı adla Sümer Holding'e bağlı 3 iş yeri 1 Kasım'da kapatılacak. 2150 işçi tazminatları ödendikten sonra işten çıkartılacak. Beykoz'daki işçiler bu karara direneceklerini söylüyorlar. Bir zamanlar ayakkabı deyince akla Sümerbank gelirdi. Asker, polis, memur yıllarca hep Beykoz köselesi giydi. O biraz kaba ama her zaman sağlam geri kunduraları. Sultan II. Mahmut zamanında kurulan fabrika, özelleştirme yüksek kurulunun aldığı kararla 1 Kasım'da tasfiye ediliyor. İşçiler durumdan rahatsız. Ancak yine de durmuyor deri kundurası işçisi. Çekiciyle dövüyor deriyi, makinesiyle dokuyor, biçimlendiriyor. Hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi. Enflasyon almış başını gidiyor. Burayı kapatılma kararını veren insanlar acaba geldiler gördüler mi bu fabrikayı? Nasıl bir fabrika olduğunu biliyorlar mı? Şu var yani bu işçileri aslında kapı dışarı atmakla kalmıyorlar. Yani bu insanları açlığa, sefilliğe mahkum ediyorlar. Biz işimizi istiyoruz. Biz yerde gözümüz yok. Bizim işimizi versinler. Biz başka bir şey istemiyoruz. Esnaf da işçiyle aynı görüşte. Fabrikanın kapanması Beykoz'un kapanması demektir. Bu fabrika kapandığı zaman bütün hesabın tamamen geride kalması lazım. Karar açık. 1 Kasım tarihinde Beykoz Kundura Fabrikası tahliye edilecek. Ancak deriyi çekişleyenler, ayakkabıyı dikenler hiç de böyle düşünmüyor. Yani Beykozlular işçisiyle, esnafıyla, genciyle, yaşlısıyla bu karara direnmeye hazırlanıyor. Hilmi Acadoğlu, NTV İstanbul.